87 yılının Ocak ayında buraya başladık. 87 yılından bu yana yaklaşık 37 yıldır hem burada pişmaniye üretimi yapıyoruz hem de halkımıza burada pişmaniyeyi tanıtmaya çalışıyoruz. Fatma Hanım sağ olsun bu pandemi döneminden sonra tekrar gündeme geldi. Bizim için de çok iyi oldu. Nasip olursa bu sene de çok hareketli geçecek. Yabancı misafirlerimiz de olacak. İSPAŞ çatısı altında 6 tane firma, 10 tane marka birleşerek burada üretimimizi yapmaktayız. Biz 11 tane pişmaniye festivalini farklı illerde ve farklı ülkelerde yaptık. 11.sini yaparken Fatma Başkanımızla şöyle bir sohbet ettik. Dedi ki ya biz neden bu pişmaniye festivallerini hep ülke dışında yapıyoruz? Normal festivaller ki örnek olarak Brezilya Karnavalı'ndan bahsettik. İspanya'daki Domates Festivali'nden bahsettik. Bunlar bütün festivalleri kendi şehirlerinde yapıyorlar. Dışarıdan buraya bir katma değer katıyorlar. Biz neden kendi pişmaniyemizin doğduğu, üretildiği ve istihdam sağladığı ilde değil de başka yerde yapıyoruz? Ve bizim 10 tane yapmış olduğumuz festivalde üreticiler olarak da şunu gördük ki biz üreticilere herhangi bir şey katmıyoruz. İlimize herhangi bir şey katmıyoruz. Sermaye katmıyoruz. Katma değer katmıyoruz. Biz bu 10 tane festival aslında bir nevi şöyle olmuş. Biz dışarı tatil yapma festivali bahanede bir nevi gezme seyahatleri düzenlendi. Fatma Hanım'la konuştuğumuzda başkanımız çok doğru söylüyorsunuz dedi ve biz 11. festivali İzmit'te yaptık. Şunu gördük, bir, kim kazandı? Üreticiler. Başka kim kazandı? Kocaeliler. Neden? Bugüne kadar belki pişmaniye tadını bilmeyen ya da uzun zamandır pişmaniye yemeyen hiç kimse, o güzergahtan geçen hiç kimse kalmadı. Herkese, üreticilerimiz sağ olsun, bütün herkese pişmaniye ikramında bulundu. Evet, firmamız 1957 yılında kuruldu. Bu sene 66. yılımızı kutluyoruz. 66 yıldır ilimize değer katmaya çalışıyoruz. Pişmaniye çok özel bir tatlı ilimiz için. Yurt içine üretim yaptığımız gibi ihracat da yapıyoruz. Amerika, Avustralya, hemen bütün Avrupa ya ürün gönderiyoruz. Daha önceki festivaller yurt dışında pişmaniyeyi tanıtmak için yurt dışında başlayıp ülkemize doğru gelmişti. Bu sene direkt İzmit'in içinde yapılıyor. Ve bu sene içerik olarak daha zengin. Sadece bir pişmaniye festivali değil, aynı zamanda dans ve müzik festivali. Birçok ülkeden katılımcı ekipler gelecek, folklor oyunları oynanacak. İzmit Belediyesi'ne ve Sayın Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e emekleri nedeniyle teşekkür ediyoruz. Biz buluş günümüzden beri hedefimizde tamamen halkımıza katkısız doğal glikoz şurubu içermeden, mısır şurubu ve diğer şerbetleri içermeden doğal formda pişmaniye yapmak. İmalatımız günlük 200-250 kilo ürün yapabiliyoruz. Bu 250 kilo ürünün %80-90'ı yurt içi diyelim. Bazen yurt dışı programlarımız, siparişlerimiz oluyor. Çok şükür 12. Pişmaniye Festivali'nde de Sayın Belediye Başkanımız Fatma Hanım'ın çok güzel bir vizyonu ve dans ve müziği de buna ilave etmesi muazzam bir vizyon. Sadece tek başına pişmaniye değil de tatlı bir enerjiyle eğlenir, coşkusu olabilir. Bu yüzden kendisini tebrik ediyorum. 1973'ten beri bu işin içindeyim. Bunun başlangıcı pancar şekeriyle oluyor. Pancar şekeri suyla karıştırdıktan sonra 160-170 derece arasında, 175 derece arasında kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra soğutma taşını alıyoruz. Soğutma taşında elle oynayacak kıvama gelene kadar bekletiyoruz. Ondan sonra daha önce başka yerde pişen hamurla çekme makinesinde birleştiriyoruz. Hamur şekerin içine işledikçe şekeri parçalıyor, tel tel haline getiriyor ve pişmaniye haline geliyor. Bizim İzmit halkı pişmaniyeyi evine almaz. Baklava olur. Ama o festivalde, ki geçtiğimiz festivalde çok güzel bir satış oranlarını yakalamıştık. Çok iyi bir eğlencesi olmuştu. İnşallah bu sene gene aynı satış rakamlarına ve eğlenceye ulaşacağız. Pişmaniye zor bir şey. Pişmaniye yapımı çok zor ve İzmit'e özgü. Ve bu pişmaniyeyi yaparken insanlar aslında çok kolay bir tatlı gibi görüyorlar, çok şey görüyorlar. Ama pişmaniye aslında çok değerli bir ürünümüz bizim için. İzmit halkımızı bu festivale bekliyoruz. Çünkü pişmaniye yemeyen bir pişman, yiyense bin pişman oluyor. İzmit halkını bin pişman olmaya ben bu festivale bekliyorum. Şu anda 12. Uluslararası Pişmaniye ve Müzik Festivali'ne katılmaya çalışıyoruz. Ve bu konuda da
gayet ekibimizle beraber elimizden geldiği kadarıyla bir şekilde gücümüzün yettiği kadarıyla diyeyim bir şekilde katıldık. İnşallah bütün halkımızı da desteklerinden dolayı çalışanlarımızın desteğiyle hep beraber inşallah 12. festivalimizi de tamamlayıp gururla işimize devam edeceğiz.